İnternet dünya genelinde milyarlarca insanın hayatını değiştirdi ama suç örgütleri için yeni imkanlar da yarattı. Artık evimizdeki bilgisayarlarımıza casus yazılımlar marifetiyle girilmesi, örneğin banka hesaplarımızla ilgili bilgilerin çalınması mümkün. Ama bu tür taktiklere başvuranlar sadece suç örgütleri de değil. Hükümetler de vatandaşların internetteki kişisel alanlarına giderek daha çok müdahale etmeye başladı hükümetlerin vatandaşların kişisel elektronik posta yazışmalarını okuması, telefonlarını dinlemesi, fotoğraflarını incelemesi giderek daha sık görülüyor. Almanya'da işte bu çerçevede bir skandal yaşanıyor son günlerde. Dört eyalette yazılımlar kullanılarak sol partinin milletvekillerinin izlenmesi ülke genelinde büyük tartışma yarattı. Almanya'da son seçimlerde Dilinke yani sol parti %12 oranında oy almış, parlamentoda 76 milletvekilliği kazanmıştı. Bu koalisyon hükümetiyle yönetilen bir ülkede hükümeti düşürmeye yetecek kadar önemli bir sayı. Şimdi sol parti milletvekillerinin üçte birinin ülkenin iç istihbarat birimi tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Bu milletvekilleri arasında parlamento başkan yardımcısı Petra Pau da var. Bu sadece Petra Pau ile ilgili bir mesele değil. Bir milletvekili ve meclis başkan yardımcısı olarak ben kamu için çalışıyorum. Şimdi kendime bu bilgiler ne için kullanılıyor diye soruyorum. Beni kim dinliyor? Tüm görüşmelerimi kim kaydediyor? Berlin Duvarı yıkıldığında Doğu Almanların bir bölümü Batı Almanya'daki liberal siyasi partilere yönelmişti. Bazıları ise demokrasiye kucak açmakla birlikte komünist parti çizgisinde kalmayı tercih etmişti. Şimdi ortaya atılan iddialara göre İç İstihbarat Örgütü'nün dinleme listesi eski Doğu Almanya vatandaşlarını Batı Almanyalılara kıyasla daha çok hedef alıyor. Sol partinin reformcu kanadından bazı milletvekillerinin dahi dinleniyor olması, buna karşın partideki aşırı solcu kesimin dinlenmemesi hayret verici bir durum. Belli standartlara göre bir kıyaslama söz konusu değil burada. Almanya'da Türkleri hedef alan aşırı sağcı saldırılar söz konusu olmuştu. Bu nedenle İç İstihbarat Örgütü'nün aslında yanlış kişileri fişlediğini düşünenler var. Bu eleştirilerin sahipleri iç istihbarat dünyanın değiştiğini görmüyor diyor. Anayasayı Koruma Kurulu dünyanın değiştiği gerçeğini idrak edemiyor. Sadece teröristlerin daha yeni 8 cinayet işlediğini görmüyorlar. Soğuk savaşın bittiğini anlamıyorlar. İç istihbarat örgütünün ülke gerçeklerini göremediği eleştirileri yeni değil. Türkleri hedef alan neonazi grupları tespit edemediklerinde de benzer eleştirilere uğramışlardı. Ancak şimdi parlamentonun solcu milletvekillerinin fişleniyor olduğu yönündeki iddialar bu tartışmayı daha da alevlendirebilir.